Merhaba, bugün portfolyo hazırlayacağız. Bunun için Photoshop'ta yatay A3 sayfası açıyoruz. Sayfamızı açtıktan sonra sağ tarafta gördüğümüz çalışma yüzeyi aktifleştiriyoruz. Ve daha sonra sol tarafta çalışma yüzeyi aracını tıklayarak sağ taraflarda daha üstte altta da olabiliyor ama biz yana doğru sayfa açacağımız için sağ tarafta çıkan artılara basarak sayfalarımızı arttıracağız. Birinci sayfamızda ismimiz ve soy ismimiz yer alacak. Çalışma yüzeyi 2 yani ikinci sayfamızda ise bir CV oluşturacağız. Aslında kısa bir şekilde fotoğrafımızı koyacağız. Bizim hakkımızda küçük bilgileri koyacağız. Ve ben bir QR kod oluşturdum. Instagram, sosyal medyam diyeyim. Diğer sosyal medyalarımda çok bir şey olmadığı için sadece Instagram'da aktif olduğum için Instagram QR kodumu koyacağım. Bu tabii ki size kalmış bir şey. Başka sosyal medyalarınızı koymak istiyorsanız onların QR kodunu da oluşturabilirsiniz. Burada yaptığım her şeyi aslında görebiliyorsunuz. Mesela fotoğrafım için bir kare oluşturdum. Fotoğrafımı üstüne koydum ve maskeledim. Yaptığım kareyi şeklini aldı. Daha sonra burada kendim hakkında bilgiler vereceğim. QR kod için Canva sitesini kullandım ben. Instagram biyografinizin linkini kopyalıyorsunuz. Canva'da bakın sol tarafta URL var. Buraya yapıştırıyorsunuz ve kodu burada oluşturabiliyorsunuz. Burada PNG olarak indirip Photoshop'a aktarıyorsunuz. Daha sonra 3. sayfamızda içindekiler oluşturacağız aslında. Benim birçok projem var fakat kendi beğendiklerim ve öne çıkarabileceğim 4 tane projeyi koydum. Burada 4'ünde kapak fotoğrafını bir şekilde sıralayacağım. Daha sonrasında bu arada bütün sayfaların sol üst köşesine isim soy isim yazacağım. Bir diğer sayfamıza şimdi ilk projemizin bir kapak fotoğrafını koyuyoruz. Bunu da istediğiniz görseli kullanabilirsiniz. Bu kapak fotoğrafının alt köşesine, üst köşesine nereye isterseniz, aslında projenize nereye uygun görüyorsanız daha doğrusu, bu projeyi anlatacak küçük bir bilgi vermeniz gerekiyor. Daha sonrasında diğer sayfada bu projeyle alakalı diğer bilgiler ve görseller vereceğiz. Şimdi çalışma yüzeyi 5 yani buraya plan görüntüsünü koydum ben. Bu plan görüntüsünde kullanım alanlarımı yazdım ve bu kullanım alanlarına bir numara verdim. Bu numaraları da plan görüntüsünün üzerinde konumlandırdım. Çünkü projeyi anlayamayanlar olur. Yani anlaşılması kolaylaştırılsın diye yaptım aslında. Şimdi bu sayfamda plan görüntümün iki boyutlu halini koyacağım ve yanında da kesitlerim olacak. İki tane kesitim var. Bir tanesi benim alanım eğimliydi. Eğimli alanın düzeltilmemiş eğrilerinin kesitleri iki tane. Bir de bu alanlarda düzeltme yani topografik eğrileri düzelterek kazı dolgu yaparak yaptığım düzeltilmiş kesitlerim var. Bunları üstlü altlı bir şekilde koyacağım. Yani büyüteceğim, küçülteceğim. Aslında bu size kalmış bir şey. Tamamen görsel zevkinize bağlı neyi nereye koyacağınız. Ben şu an size örnek olsun diye basit bir portfolyo hazırlıyorum. Projenin renderlarını bu sayfaya koyacağım. Birkaç görsel yeterli olur diye düşünüyorum. Öncelikle birkaç kullanım alanı koyacağım. Altına da bir plan görüntüsü aslında yine. Daha detaylı sadece. Soldan ve üstten cetvellerimi indiriyorum. Fotoğraflarım eşit olsun diye. Siz de kullanabilirsiniz. Çok işe yarıyor gerçekten. Bu fotoğrafları alabilmek için aslında dosyalardan açtan görsellerimi bir başka fotoğraf yerine açıyorum. Yani dosya yerine açıyorum daha doğrusu. Oradan sürükleyerek bu dosyaya atıyorum. Yine burada bir kapak fotoğrafı oluşturuyorum. Burada proje hakkında bilgiler veriyorum. Ve diğer sayfada buranın kesitlerini, renderlarını koyacağım. Aslında daha demin yaptıklarımın aynısını yapıyorum. Bütün sayfaların sol üst köşesine ismimi ve soy ismimi yerleştiriyorum. İlk sayfasında kapak fotoğrafı, anlatım, ikinci sayfada plan görüntüsü, kullanım alanları, daha sonrasındaki sayfalarda ise kesitler, renderlar koyarak aslında portfolyomu böyle tamamlamaya çalışıyorum.
kapak fotoğrafı için bir PNG indirdim, kareleme şeklinde. Daha sonrasında buraya gri bir dikdörtgen koydum. Bu dikdörtgenin üstüne portfolyomun altında beyaz bir dikdörtgen koydum ve böyle bir tasarım yaptım aslında. Bu tamamen sizin tasarım gücünüze kalmış bir şey. Nasıl istiyorsanız öyle bir kapak yapabilirsiniz. Şimdi Canva'ya geliyoruz. Canva'da tek tek sayfalarımıza bu yaptığımız sayfaları yerleştiriyoruz. Photoshop'ta bunların hepsini JPEG olarak indiriyoruz tek tek bütün hepsini. İndirdikten sonra işte Canva'ya gelip bunları aynı sırayla yerleştiriyoruz ve daha sonrasında bunu da buradan indireceğiz. Paylaş kısmına geldikten sonra Hazel Flipbooks seçeneğini seçiyoruz. Burada izin verdikten sonra burada sayfa sayımızın hepsini seçiyoruz ve kaydete bastıktan sonra tasarımımız hazırlanıyor. Daha sonra sitemizi açıyoruz ve buraya yaptığımız PDF'i yüklüyoruz ve bu PDF kendini dergi haline getiriyor. Böyle sağa sola çekerek dergi haline getirebiliyorsunuz ve bunu indirebiliyorsunuz, çıktısını alabiliyorsunuz. Bunun linkini kopyalayıp mail olarak iş yerlerine gönderebilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kullandığım sitelerin linklerini aşağıya koyacağım. Ve daha fazlası için beni sosyal medya hesabımdan takip etmeyi unutmayın.